Bugün çok mu çalıştın sen? Yani normalde eve gider üstünü değiştirirsin diye düşündüm ama istersen vakit var. Çok mu kötü üstüm ya? Yok be hayatım. Sen benim için her şekilde efsanesin. Hadi akşam yemeklerine normalde böyle gider üstünü başını değiştirirsin ya, o yüzden dedim. O senle benken işte ama. Bu akşamı bile fazla yeter. Sen normalde bu tanışmaya seviniyor olman gerekiyor. Hani Can'la bu konuda müttefiksin ya. Ya ne müttefiki Allah Allah. Ben niye onunla aynı kefeye koyuyorsun? Bir şeyim yok benim, öyle biraz halsizim bu kadar. Senin hiç böyle sabah enerjin bitecek gibi de değil. Ya. Ha, sen akşamı pas geçiyoruz, ona üzülüyorsun. Faruk. Allah Allah. Tamam tamam, şaka yapıyorum ya, Allah Allah. Neyin var söyle? Hiçbir şeyim yok. Kızmıyorsun değil mi? Vallahi gerginliğin üstünü almaya çalışıyorum. Ne gerginliği Faruk? Bebek. Başka ne olsun? Bak. Sıkma canını. Seni bana getiren hayal daha ne sürprizler getirir. Ben hiç takmıyorum kafaya. Olacak. Haklısın. Hayat nelere gebe değil mi? Nelere mesela? Teyzemle Akif mesela. Değil mi? Bir de onlar var. Ay. Hadi gel çıkalım sevgilim. İyi misin sen ya? Sen titriyorsun. Ay. Üşüttün mü? Yok, havalar öyle soğudu ondan herhalde. Bak çok kalmayalım tamam mı? Hadi gel. Bitsin şu saçmalık artık, hadi. Anne baksana. Sevdin mi? Çok güzel. Bak bir şey daha var. Ne biliyor musun? Neye benziyor peki? Gitarın küçüğüne. Hı, adı ukulele bu. Babamlar geldi. Babamlar geldi. Babamlar geldi. Oğlum dur, kapıyı ev sahibi açar. Oğlum. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Ne haber? Hoş geldin. Merhaba. Nerede kaldınız? Geç mi kaldık? Yok, biz de az önce geldik zaten. Hayır, tam zamanında geldiniz de emir için dakikalar geçmek bilmedi. Alayım. Buyurun lütfen. Buyurun. Biz de erken gelip yardım etmek istedim Can'a ama o her şeyi hazırlamıştı önden. Ya yok, benim mutfağı severim de öyle aşçılıkla ilgili bir kariyer planlamam yok. Geç bakalım. Ya ben bu tuvaleti kullanabilir miyim? Nerede? Tabii. Soldan ikinci kapı. Gönülsüzdü her cümle. Dün yoktu, yarın yalan. Umut, hayat. Boş bir şarkıyken, karanlıkken aniden ışıkları kimdi yakan? Perçemlerin ardından parlayan güneş misali o gözler. Nasıl, ne zaman karanlığıma girdiler? İçimde yeniden renklenen cümleler. Emir, eti beğendiysen biraz daha vereyim mi? Senin için yap. Yok, istemiyorum. İster misin?
Süreyya, beğenmediysen başka bir şey vereyim mi? Yok yok, beğendim, gayet beğendim, sağ ol. Yiyorum zaten. Afiyet olsun. Emir. Okul nasıl, eğlenceli mi? Fena değil. Benim kafam karıştı. Sen şimdi avukat mısın, müzisyen mi? Yani aslında ikisi de. Böyle sütlü kahve gibi bir şey. Peki sen büyüyünce ne olacaksın? Bilmem, adam herhalde. Güzel canım. Şimdi benim aklıma da şöyle bir şey geldi. Ben de senin yaşındayken birbirimize şöyle şakalar yapardık. Bakalım siz de yapıyor musunuz? Ne gibi? Söyle bakalım, can bedenden çıkmayınca ne olur? Ne? Diğer derslerden konuşuruz. Peki sen şunları biliyor musun? Kitap defteri ne demiş? Bilmem ne demiş. Amma boş adamsın. Çok güzel. Var mı başka? Bir tane daha var. Tarih kitabı. Matematik kitabına ne demiş? Ne demiş? Çok fazla problemim var. Aramıza hoş geldin ama sen başlattın. Nasıl canım? Bizim öğretmenler de böyle bitiyor. onlarınki de can. İşte anladım anladım, biz yanlış sularda geziyorum ben. Hemen çıkmayı öneriyorum. Ya ben size... Çıkarmaya çalışıyorum. Çıkmıyor. Hoca diyor ki, oğlum söylesene neyin var senin? Cevap bile veremiyorum. O kadar sesim yok. En son kendine gel can diye bağırınca ben ayağım fırla. Non piondrai farfalo rameroso notte giorno ditor diye böyle koptum ya. Nasıl uykuymuş ya? Vallahi işte ne bileyim, o kadar derinmiş ki. Sonra? Ya sonrası işte ilk şöhret günümle gurur duymuyorum. Onu söylemek isterim. Sınav? Sınav. Vizelerim iyi geçmişti zaten. Bu da sınavın sonunda uyuduğum için bayağı bir şey yazmıştım. Biz ondan yırttık ama... ben size amfide 150 kişi olduğunu söylemedim tabii. Yani hukuk fakültesinde adım çığırtkada çıktı. Non piondrai farfalo ne ammeroso. Notte giorno di torno di rando. Belle belle turbando il riposo. Narcisetto ad acino d'amore. Son zamanlarda hep gözlerin üzerimde. Benim için endişeleniyorsun. Tavırlarımdan, hareketlerimden korkuyorsun. Hasta mıyım diye kaygılanıyorsun. İçim rahatladı hanım ama... bunları anlayabilecek kadar sağlığınız yerinde, çok şükür. Bunadığımı mı zannettin? Yok estağfurullah. Daha yaşınız kaç? Hanımım, siz bu evin çınarısınız. Size bir şey olursa
bir devir kapanır Allah korusun. Zihnimde, dimağımda yerimde. Aklımda kaybetmedim. Ama evet. Belki de bildiğiniz bir devrin sonuna geldik. Nurgül, öyle bir yerdeyim ki bir adım ileri atsam oğullarıma ihanet edeceğim. Ya da en azından onlar öyle düşünecekler. Bir adım geri atsam kendime ihanet edeceğim. Hem de bir kez daha. Senin gördüğün bu gelgitler, bu kararsızlıkta. Artık benim kararımı bekleyecek durum yok. Sen konunun ne olduğunu tam anlamasan bile senin fikrin benim için önemli. Teşekkür ederim. Söyledikleriniz çok kıymetli. Ola ki ileri gidersem konu ne olursa olsun tüm çalışanlarla beraber arkamda olacak mısın? Sizin kararlarınızı sorgulamak bizim haddimize değil hanımım. Bana olan sadakatini biliyorum. Ama oğullarıma olan zaafını da. Onlarla aramda savaş çıksa bile. Onlara hak versen bile arkamda olacak mısın? Bu derece bir savaş çıkacağını bile bile. Siz böyle bir adım atıyorsanız haklı sebepleriniz vardır diye düşünürüm. Sadece üzülmenizden korkarım. Evlatlarım üzülünce üzüleceğim elbette. Ama Nurgül, hayatımda ilk kez kendim için bir adım atacağım. Dilerim herkes zamanla anlar beni. Ama anlaşılana kadar yol çok uzun ve zor. En çok şimdi yardımına ihtiyacım var. Neye ne kadar gücüm yeter bilmiyorum. Ama ben sizin arkanızdayım. Konu ne olursa olsun. Fena geçmedi ha. Bu sefer biraz daha askılı oldum ben bu herife. Yani bizim çocuğu kazanmak için biraz bayağı efor sarf edecek gibi. İç sesin ne? Ya bak sana dürüst olacağım. Biraz daha temkinli olmaktan yanayım. Sen dedin diye şimdi ben ona şans veriyorum, tamam mı? Ama hani ne olur sen de bana biraz zaman ver. Can Efendi benim duygularımı değiştirebilmesi için biraz daha uğraşması lazım onun. Sevgilim, sana bir şey söyleyeyim mi? Bak ben gerçekten senin baktığın yeri artık anladım. Yani ben diyorum diye arada kalma. Yani acele etmene gerek yok. İçinden nasıl geliyor söyle davran. Sen niye böyle birden frene bastın? Ya sevgilim nasıl davranacağımı şaşırdım canım ben de. Allah Allah arıza mı çıkarayım yani? Hadi hadi bebişim kalk. Kalk bak sıcak sıcak iyi gelecek. Hadi benim bir tanem. Hadi benim canım. Ya istemiyorum kokuyor dedim Akif. Çek şunu burnumun dibinden ya. Üf bir rahat bırak beni. Ama bebişim bak gerçekten beni çok üzüyorsun böyle. Nasıl olacak doktora da gitmek istemiyorsun. Ya bir şey yok midemi üşüttüm dinlenince geçer tamam üf. Canım. Bebişim. Ah ya.
Bebişim sen emin misin? Ne eminim, bir şeyim yok. Ay midemi üşüttüm, çok uzattın ya Akif. Ne bileyim, böyle hani sürpriz bir misafirmiş falan. Bir şey? Ne sürprizi ya? Yani ne saçmalıyorsun Allah aşkına? Delirme. Yok sürpriz müpriz öyle. Hayır, hayır. Senem. Ne? O an bu an. Ne? Bu sene, o sene. Ne senesi ya? Nasıl diyeyim? Ben... ben gerçekten hazırım, tamam mı? Ne? Yemin ediyorum, çok netim yani. Hiç şüphem yok, tamam mı? Aslında bak, çok daha farklı fikirler vardı sana bunu söylemek için ama... böyle senin kafanda herhangi bir soru işareti falan olmasın diye... böyle apar topar hönk diye söyleyeceğim. Sakın bana kızma lütfen, kızma, tamam mı yani? Sonra vay efendim öyleydi böyleydi, hiç olmasın. Evet, aslında yani koşullar gereği böyle apar topar üslup olarak... dediğim gibi kafamda çok daha farklı bir takım teklif fikirleri vardı. Akif sen ne diyorsun, ne saçmaladın yandım? Ne mi diyorum? Şunu diyorum, hani... bunu böyle temsili olarak kabul et, şunu diyorum. Sonra ben bunun gerçeğini şey yapacağım. Bebişim, benimle evlenir misin? Geldi yine. Ne oluyor ya? Ya Senem, ya bebişim bak, bu gerçekten ama şey böyle mide üşütmesine benzemiyor. Tamam yani teklif aslında hiç böyle hayal etmemiştim ama yani ben bunu sonuçta söyleyecektim. Ya Senem, sen beni istemiyor musun? Ben de seni çok istiyorum şapşik şövalyem diyorsun değil mi? Ben bunu öyle alıyorum. Hakim ya şu halime bak yarabbim ya. Ya bak, ben hamile falan değilim, unut onu, değilim yani. Tamam olma. Ama yani... evet. Tabii evet. 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 Evet, evet dedim. Evet, evet. Dedim. Ama bir şartım var. Tabii. Esma nikah şahidimiz olmazsa hayatta evlenmez. Yorgunu yokuşa süreceğim diyorsun. Tamam bebişim, o challenge'ı da en kısa zamanda biz çözeceğiz inşallah. Ama şimdi sahiden gerçekten biz evleniyor muyuz? Sahiden evleniyoruz. Ben sahiden teklif ettim. Ben de sahiden kabul ettim. Evet yani. Evet, evet. Hey, dur! Evleniyoruz lan! Şşş, kalkın! Uyanın, biz evleniyoruz! Evleniyoruz dedim. Teklif ediyorum. Benimle evlenir misin? Çok düşündüm, son kararım. Kendimden eminim. Teklif ediyorum. Kabul ediyorum. Benimle evlenir misin? Çok düşündüm, son kararım. Kendimden eminim. Nasıl yorulmuşum var ya Faruk. Bittim ya. Bittim derken? Hani bu geceyle ilgili bir sürü planlarım vardı, ne oldu? Ya sevgilim, ne bileyim, şarjım bitti herhalde. Sen canın evine giderken de kötüydün. Soğuk mu aldın? Ne bileyim ben. Aslında arabaya indim, bindim. Başka da bir şey yapmadım yani. Nasıl hasta olacağım ki oradan? Adem mi? Tabii ya. Adem. Hayatım. Adem. Hayatım, ben hemen geliyorum ben. Bir şey aklıma geldi. Hemen geliyorum. Çok uzun sürmeyecek. Nereye gidiyorsun ya? Korkma, korkma.
Ben sabah sana anlatırım, tamam mı? Unutmuşum, bir işim vardı da hemen geliyorum.